sizlerle birlikte karşısındaki tüm izleyicilerimize sevgiyle kucaklıyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Harika bir hava var özellikle İstanbul'da. Sanki şöyle bahardan kalma bir hava. Hafta sonunuz nasıl geçti bilmiyorum ama benim gerçekten çok üzüntülü bir şekilde geçti. Özellikle cumartesi günü İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enver Ören'e son yolculuğunu uğurladı. Çok değerli bir insandı. Birçok kişi için çok değerliydi. Yaklaşık 100 bin kişi vardı cenaze töreninde. Gerçekten çok seviyorduk onu. Ve ben çok üzgünüm. Çünkü benim manevi babamdı ve bu mesleği iyice öğrenip pişmeme ve bugün burada olmama sağlayan kişi de kesinlikle sevgili Enver Ören'dir. Zor bir süreçti tabii bizim için cumartesi günü. Ama biz yine üzerimize düşen vazifeyi yaptık ve onu son yolculuğuna uğurladık. Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına ve tüm sevenlerine de tabii ki de başsağlığı diliyoruz. Hayat bu hepimizin gideceği yer ama sevdiklerimiz böyle gittiği zaman doyamıyoruz onları. Hiç böyle onları kaybetmek istemiyoruz değil mi? Belki bencillik bilmiyorum ama gerçekten benim için çok zor bir gündü. TGRT'de yaklaşık 5 yıl çalıştım. 5 yıl ekmeğini yedim sevgili Enver Ören'in. 9 farklı program sundum ama Klip Shop'u hatırlarsanız 5 yıl sürmüştü. Hafta içi her gün tıpkı böyle bir programımız gibi konuklarımızı ağırlıyorduk. Çok çok keyifliydi. 13 sene geçmiş TGRT'ye başlayalı. Gerçekten iyi, güzel, tatlı anılarımız vardı. Özellikle Enver Ören'i sık sık ziyaret ederdim. Çok seviyordum ki hastaneye kaldırıldığında da ziyaret edecektim ama yoğun bakımda olduğu için de tabii ki gösteremiyorlardı. Tekrardan Allah rahmet eylesin diyoruz efendim. Bu arada bugün gerçekten güzel bir program sizleri bekliyor. Mutfağımızda Erdem Erbil aşçımız var. Yine çok güzel yemekler yapacak sizler için. Özellikle bugün hani böyle özel bir sipariş verdik. Makarnayı çok sevdiğim için bugün bize makarna pişirecek kendisi. Hoş geldin Erdem, nasılsın? Ben hemen senin yanına geleyim ya. Madem seni gösterdi yönetmenimiz. Şöyle geleyim. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Güzel geçti mi hafta sonu? Hafta sonumuz güzeldi. Hamdolsun. İbari. Bugün artık benim ısrarlarıma dayanamayıp makarna yapacaksın. Aynen bu arada öyle. Vizyona giren filmlerden bahsetmek istiyorum. Kelebeğin mi? Kelebeklerin mi? Kelebeğin değil mi? Kelebeğin Rüyası. Kıvanç Tatlıtuğ'un filmi. Evet. Mutlaka mutlaka izlemelisiniz. O kadar başarılı bir film. Yılmaz Erdoğan'ın tabii yönettiği, yapımcılığını yaptığı bir film. Gerçekten şahane. Mutlaka izlemeyenler varsa son zamanlarda izlediğim en iyi Türk filmi diyebilirim. Kız arkadaşın, nişanını al git sen de. Tamam. Yani o kadar şaşırtıcı filmler çekiyorlar ki artık Türk sineması inanılmaz derecede ilerledi. Çok çok başarılı. Efendim çok fazla telefon alıyorum. Hafta sonları da aldım. Sanatçı medyadan dostlarımız var. Onlar da aradılar. Ne için arıyorlar? Mustafa Eraslan'a ulaşmak istiyorlar. Zaten programımızın içerisinde biliyorsunuz telefon numaraları geçmekte. Sıcağı sıcağına ararsanız sevgili doktorumuz Mustafa Eraslan'a ulaşabilirsiniz. İnanılmaz. Türkiye'nin dört bir yanından yakın dostlarım, tanıdıklarım beni arıyorlar. Beni tanımayanlar mesaj atıyorlar. Gerçekten birçok kişiyi sağlığına kavuşturduğu için herkes şifa bulmak istiyor. Bugün konuğum canlı canlı Mustafa Eraslan burada olacak. Mutlaka ama mutlaka kaçırmayın diyorum. Pek kaçırmanızı tavsiye etmiyorum. Ne yapacaksın bugün bize bir tarif et. Makarna hamurumuzu kendimiz yapacağız. Makarnayı kendi yapacağız. Aynen öyle. Makarnamızı kendimiz yapacağız bugün. Nasıl ya? İnce mi böyle? İnce çabuk makarna mı? Fettuccine yapacağız. Fettuccine dediğimiz İtalyan makarnasını yapacağız. Ama çok basit. Hani evde hanımlarımız yapabilir. Hamurun içinde görecekler ki hani çok böyle... Sen anlat, ben şuradan bir şey alıp geleceğim. Tamam. Anlat anlat, devam. Bugün makarna hamurunun içine un, 3 tane yumurta, zeytinyağı ve tuzla yapacağız hamurumuzu. Ondan sonra deniz mahsulleri, linguine adında bir makarna yapacağız. Deniz mahsullerinden hiç vazgeçemiyorsun. Yani benim olmazsa olmazım onlar. Hazır bahçeden sebzeler de gelmiş bugün. Aynen öyle. Hazır bahçemiz beraber. Efendim sevgili Erdem'in kurduğu bir şirket. Hazır hazır bahçeden yıkayıp kurutup sofranıza. Kesinlikle başka hiçbir öyle. Şey yapmanıza gerek yok. Aynen pikniğe öyle. Giderken falan ne rahat olur aslında. Değil mi? Hazır bir şekilde alıyorsunuz. Aynen öyle direkt yiyorsunuz. Bir de sebze çok sofra. Yararlı. Karnınız mı acıktı? Atıştırmak için. Midenizi tutsun, diyet yapanlar falan varsa kesinlikle, mutlaka diyetisyenler de yeşillik öneririz zaten. Aynen, tam bir diyet zaten yiyecekleri. Makarna makinemiz. Makarna makinesi, hamur. Ay çok memnun oldum. Gerçekten çok memnun oldum. Çünkü ben bir makarna aşığı olarak bugün dört gözle böyle
Bir şey de yemedim biliyor musun? Beraber yapacağız burada. Özellikle bir şey yemedim ki. Bugün dedim Erdem Usta bize makarna yapacak. Bu herhalde 3 şekilden oluşuyor. Aynen öyle. Spagetti fetüşini de burada inceltiyorsunuz makarna hamurunuzu. Ondan sonra istediğiniz inceliğe geldiği zaman ondan sonra şeklini veriyorsunuz. Peki neyi merak ediyorum biliyor musun? Evet. Şimdi hamuru kendin yaptın. Anneannelerimiz de bizim erişte falan yapar. Bunun bir bekleme süresi yok mu? Hemen mi pişiriyorsun? Şimdi şöyle bir şey. 10 dakika buzdolabında bir soğuk havada üstü nemli bezle örtülü bir şekilde dinlenmesi gerekiyor hamurun. Bu kafidir. Bu kafidir. Ondan sonra istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Haşlayıp. Hani ben zannediyorum ki o hamur bekleyecek, sertleşecek. Hani nasıl paketin içindeki makarnalar sert serttir böyle aynı taş gibi. Aynen. Onlara evet, onlara şoklama yöntemi uygulanıyor. Zaten şoklama yöntemi de uzun vadede kullanabilmemiz açısından böyle faydalı. Olunca kısa vadede kullanıyoruz. Böyle açısından mesela evimizde hanımlar diyecekler ki bugün ne yapalım makarna yapalım. Yapacaklar bizim gibi, göstereceğiz. Gözünüzle büyütmeyin hanımlar, nasıl mantı yapıyorsunuz makarnayı da yapabilirsiniz. Aynen öyle, çok basit bir şekilde güzel lezzetli bir yemek hazırlayacaklar. İyi hadi bakalım. Başka ne malzemelerim var? Hamuru yaptık, hamur malzemeleri hamuru saydık. Hamuru yaptık, aynen öyle. Karides, kalamar, vongole, çeri domatesimiz var. Hani nerede senin karideslerin? Onlar şu anda hazırlanacak. Hamur yaptıktan sonra hazırlanacak. Böyle gözleriyle bana bakmıyorlar bugün. Onları size o şekilde göstermeyeceğiz. Hazır bir şekilde göstereceğiz size. İyi hadi bakalım. Ne kadar sürecek mesela? Yaklaşık hamurumuzu yapmak, bekletmek bir 15-20 dakikamızı alacak. Servis içinde bir 6-7 dakikamız yeterli. Yağmur seviyor musun makarna? Sen diyettesin gerçi, yemezsin ama tadımlık vereceğiz sana. Sana kolay gelsin diyor sevgili Erdem. Efendim bugün Yağmur Tilbe müzikte olacak tabii ki. Çok güzel bir albüm çıkardı. Benim çok sevdiğim bir kişi, arkadaşımız, dostumuz. Kendisiyle tanıştık bir yıl oluyor herhalde. Kendisi aynı zamanda da Yıldız Tilbe hayranı ve kuzeni oluyor Yıldız Tilbe'nin. Yağmur Tilbe soyadından da anlamışsınızdır. Genetik Yıldız Tilbe'nin sülalesinde var böyle başarılı isimler. İntizar falan da biliyorsunuz akrabalar. Tabii şaka yapıyorum ama Yağmur Tilbe gerçekten tam anlamıyla koyu bir Yıldız Tilbe hayranı. Çok da başarılı. Tam anlamıyla kaç tane şarkısı var? 10 tane mi var? Tam bir albüm yapmış. Maxi single falan değil. Birazdan sevgili Yağmur'u tanıyacağız. Zaten tanıyanlar biliyorlar çünkü birkaç haftadır programlara konuk oluyor. Albümün tanıtımını bomba gibi yapıyor. Biz de programımıza yer vereceğiz. Birbirinden güzel şarkılarını dinleyeceğiz sevgili izleyiciler. Ne zaman ama? Şimdi diyoruz ki biraz sağlık. Madem o kadar telefon alıyoruz, bu kadar ilgi talep var. Doktorumuz Mustafa Eraslan birazdan stüdyomuzda. Talep var, o kadar ilgi var. Sizlerin ısrarlarına da dayanamayıp biz de tabii çok memnunuz bu durumdan. Sevgili doktorumuz Mustafa Eraslan stüdyomuzda. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Nasılsınız? Sağ olun, siz de iyisiniz. Ben deyim, çok teşekkür ederim. İnanılmaz telefonlar alıyorum. Bunun kat katına eminim siz ve yardımcınız alıyorsunuzdur mutlaka. Günden güne kişileri şifalarına kavuşturuyorsunuz. Ne kadar güzel. Gerçekten sizi takdir ve tebrik ediyoruz. Bugün eminim yine çok fazla telefon alacağız. Aramak isteyenler 0212 556 88 70 0212 556 88 70 soru ve görüşleriniz için de 0212 664 84 84'ü arayabilirsiniz efendim. Mustafa Bey'le bugün yine sağlık hakkında konuşacağız. Damar tıkanıklığı hakkında konuşacağız. Çözümleri nelerdir? Günden güne kaç kişiyi artık siz de sayamıyorsunuzdur değil mi? Şifa bulan kişileri. Şimdi tabii insanlar, bize giren insanlar genelde çaresiz insanlar. Yani birçok yeri gezmiş. İşte aile hekimine gitmiş, devlet hastanesine gitmiş, üniversiteye gitmiş, şuraya gitmiş, buraya gitmiş vesaire.
sonuçta yapacak bir şey yok. İşte sana yapacak bir şeyimiz yok. Senin tedavin yok dendikten sonra genelde bize gelmiş hastalarda. 5 sene önce olay böyle başladı ama şu anda elhamdülillah yani hasta olmadan da insanlar geliyorlar. Niye geliyorlar? Hasta olmak istemiyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir şeye bakalım, sağlık sistemine çok kısa bakalım. Yani son yıllarda dünya üzerindeki en ciddi kanser artış oranı Türkiye'de. Dünya rekoru bizde. Maalesef. Tabii. Şeker hastası yaklaşık 10 milyon resmi rakamlardan bahsediyorum. Kanser 2 milyon 100. Bunlar hep resmi rakamlar. Şeker hastası, diyabet hastası, hipertansiyon hastası yaklaşık 17 milyon. Şöyle düşünün siz, çocukları bir kenara çıkartın. Geriye kalan her 3 kişiden bir tanesi hipertansiyon hastası. Bakıyorsunuz sezeryan doğumları %50'lerde. Dünyayı kat 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 geçiyor. Doğum dediğiniz nedir? Normal bir olaydır. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani yıllar boyu, asırlar boyu normal doğum oldu. Şimdi biz sezeryana döndük. İlaç sarfiyatı çok çok fazla. Hasta sayısı çok inanılmaz arttı. Geçen dinliyorum, enteresan. Yani yaklaşık 14 günlük Türkiye Cumhuriyeti her insana ortalama 14 günlük hastanede geçiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani akıl alacak şeyler değil. Pekala. Peki dünya nasıl çözdü veya geçmişte, tarihte bunlar nasıl çözüldü? Şöyle çözüldü. Koruyucu hekimlik denen bir olay var. Yani siz hasta olmadan önce hastalığı engellemeniz. Çok basittir. Elinizi yıkarsınız, temiz kalırsınız, yediğiniz gıdalara, şunlara, bunlara dikkat edersiniz ve sonuçta insanlar hasta olmaz. Siz yıllar boyu dinlemiştirsiniz, yaşınız müsait veya bizim kameramanlar duymuştur, herkes duymuştur. Nedir? İşte tereyağı yerseniz damarlarınız tıkanır. Yağlı yerseniz işte damarlarınızda damar sertliği dediğimiz tıkanıklık olur. Şimdi düşünün, Eskimolara gidelim. Eskimolar ne yiyorlar? Fok yiyorlar. Yağlı yağlı balıklar, evet. Tabii, artı bakın Eskimolar. Şimdi biz bazen akşamlar otururuz, çekirdek çitleriz değil mi? Onlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bildiğiniz şey neydi? Fok yağlarını böyle şey koyuyorlar. Ortadan onlar çerez gibi yiyorlar. Çerez gibi yiyorlar. Damar sertliği oranı yüzde kaç? Çok düşük. Tabii. Neredeyse sıfıra yakın. Veya kırmızı etle beslenenlerde bakıyorsunuz damar sertliği neredeyse az. İşte biz 5 yıldır bunlardan bahsediyoruz. Artı kolesterolden bahsediyoruz. Enteresan son 1 yıl kolesterol epey bir değil mi? Gündemi ya işte kolesterol gerçekten damar tıkıyor mu, tıkamıyor mu vesaire vesaire. Kolesterolün çoğunu bizim vücudumuz yapıyor. Çok azını biz dışarıdan alıyoruz. Siz vücuttaki dengeyi oturtursanız herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şimdi hasta size geliyor. Geldi. Çektik bir şey. EKG. Bir sıkıntı gördük. Yaptık bir anjiyo. Allah Allah dedik ya. Aslanım bak babanızda damar sertliği var. Ne oldu? Kalbi besleyen 3 tane damarı tıkalım. Ne yapacağız? İşte stent takacağız. Stent taktık. Olmadı. Niye? Stentlerin %40'ı ilk 6 ayda tıkanıyor. Tekrar tıkandı. Ne yapacağız? Bu sefer bypass yapacağız. Bypass yaptığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Damarın bütünlüğü bozuluyor. Kalbin bütünlüğü, yani yapının bütünlüğü bozuluyor. Şimdi şu, siz bardağı kırsanız, iyi bir yapıştırıcınız olsa ve yapıştırırsanız bunu, bardak eski bardak olur mu? İmkansız. Olmaz. Ne kadar iyi olursa olsun. Tabii biz, ben çok örnek vermişimdir. Sonradan bir kısmı alay etti. Ama ne kadar güzel örnekler. Su borusu gibi. Şimdi su borusu düşünün. Pürüzsüz bir su borusu. Siz kesiyorsunuz. Yan taraftan başka bir su borusu. Ne kadar iyi kaynak yaparsanız yapın. O şeyin borunun içine değil mi? Bir farklı bir yapı oluyor. Sonuçta da bakıyorsunuz. Tekrar damar tıkanıklığı. Tekrar bir kısır döngüye giriyorsunuz. Onun için yapılacak şey şu. Artı. Onun yanında ne yapıyorsunuz? Diyet veriyorsunuz. Ömür boyu diyet veriyorsunuz. Babanız ismi nedirsin? İşte abi de amca sen artık ömür boyu şunları 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 yemeyeceksin. Başka? Ömür boyu şu 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 ilaçları kullanacaksın. Nedir? İşte kan sulandırıcı, kalp kası güçlendirici, işte tansiyonu aşağı çekici vesaire vesaire vesaire. Ve sonuçta en bakayım hangi gün? Cuma günü bana bir hasta geldi, dosyası geldi. 51 tane ilacı var. 51 tane. Yine telefonunuz varmış. Alo. 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 Merhaba efendim.
Merhaba. Nasılsınız Birsen Hanım? İyiyim. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ne güzel geliyor sesiniz. Nereden arıyorsunuz bizi? Bursa'dan arıyorum. Bursa'ya sevgiler gönderiyoruz. Sağ olun, teşekkür ettim. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Evet, hocamla görüşeyim. Buyurun Birsen Hanım. Buyurun. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Hamdolsun, siz de iyisiniz inşallah. İyiyim, sağ olun, teşekkür ettim. Sağ olun hocam, senin ilaçlarını da kullandık, böyle daha iyi oldum. Allah'ıma hamdolsun. Neyiniz vardı Birsen Hanım? Benim bel fıtığı vardı, kireçlemem vardı, kayma vardı, bayağı bir zor, ayağımda uyuşmalar vardı, ellerimde falan. Allah'ıma hamdolsun, hocamızın tavsiyelerine uydum. Şimdi Allah'ıma hamdolsun yürüyebiliyorum. İyi. Ne güzel. Rahatım, uyuşmalarım azaldı. Tansiyonum çok yüksekti. Yani şu anda bilmiyorum hocama, onu söyleyeceğim ben. Tansiyon hapımı kestim. Yani ilaçları kullandığım müddetçe tansiyonum düştü. Onu ben ne yapmam lazım hocam? Şimdi tetkiklere bakmak lazım ama genelde biraz önce bahsettim ben hastanımda. Şimdi tansiyon genelde damar tıkanıklığı. Damarlarınız açılınca o sebep ortadan kalkıyor. Biz hipertansiyona genel olarak sebebe değil, hep sonuçlara yönelik tedavi ettiğimiz için tansiyonu düşürmek için ilaçlar veriyoruz. Ama vücudunuzdaki sebep, yani problem ortadan kalkınca tansiyonunuz normale dönüyor. O zaman kullandığınız ilaçlardan dolayı tansiyon o zaman daha aşağı iniyor. Ona dosyaya bakıp yavaş yavaş ilaçtan kurtulmak lazım. Zaten ömür boyu ilaç kullanma konusunda ben hassasım. Yani yaptığım her programı ömür boyu ilaç olmaz, olmaz, olmaz. Olmaması gerekir. Eğer olur ise yaptığımız tedavide bir problem var. Biraz daha araştırmak lazım diyorum. Ya inşallah onlar artık hiç kullanmazsınız. Toparlar. Vallahi hocam 300 miligram kadar içiyordum ben tansiyon hapım. Ben seninle telefonla da yüz yüze ben yarım saat kadar konuşmuştum. Ve tansiyon hapını almadan bu kullandığım ilaçlarla. Şimdi tabii onu ben bıraktım, belimin ilaçlarını başka yutuyor. Aşklar yalan, sevgiler yalan yalan.
sağlık. Canım benim, hoş geldin Yağmurcuğum. Seni görmek ne kadar güzel. Teşekkür ediyorum. İnan ki dört gözle albümünün bitmesini bekleyen kişilerden biri de benim. Teşekkür ediyorum. Bu arada Erdem, Erbil, hep sana Erbil diye isim geliyor nedense. Erdem, Erbil makarnamızı bitirdi bile. Yani sana var ya, helal olsun. Özellikle makarna dalında ödülüm var senin. Aynen öyle. O yüzden bugün dört gözle ama bir çatalım bile yok ki tadına bakamadım. Ağlayacağım şimdi. Çok güzel görünüyor makarnaya, bakar mısınız? Tabak da çok özel. Evet, tabağımız özel. Bu bana bak, bu bir kişiyi doyurur mu yani, emin misin? Aynen öyle. Şükürle zaten elinizde. O zaman bunu ben yiyeceğim. Kimse sulanmasın lütfen makarnama. He, çok isteyen varsa tattırabilirim. Yağmur, sana tattırabilirim mesela. Olur. Sen de diyettesin. Sen bayağı erimişsin. Bayağı kilo verdim. Bayağı kilo vermişsin. Evet. Gerçekten çok güzel görünüyor. Teşekkür yani bunu ederim. Evimizde yapabiliriz. Aynen eğer öyle. Eğer ki makarnayı kendiniz yapamıyorsanız bunların hazırları da satılıyor. Kesinlikle öyle ama... Çok pahalı ya. Böyle bir restoranta git, yemin ederim. Aynen en az 20-30 liradan aşağı yiyemiyorsun. Kesinlikle. Maliyet konusunda ev hanımlarımız bunu yaklaşık bir 6-7 liraya mal edebilirler yani. Vay be, kâra bak sen şu restoranlardaki. Yani. Çok teşekkür ediyoruz ben Erdem teşekkür Usta. Ederim. Program bitsin de ben de onu bir mideme indireyim, değil mi Yağmur? Yağmurcuğum. Güzel olur. Canım, hayırlı uğurlu olsun abimin. Biz Taksim'de çok cici bir kafede. Neydi kafenin adı ya? Jubile. Jubile. Evet. Jubileni yaptın mı orada? Jubile'de tanıştık. Orada bir klip çekimi gerçekleştiriyorduk. O sırada tanıştık sevgili Yağmur'la. Evet. Gerçekten böyle albüm yapıyorum falan deyince bu arada Yıldız Silbe hayranı olduğunu ben sen gelmeden söyledim. Yarın sevgili Yıldız Silbe'nin programı var. İlk bölümü efendim Kanal T ekranlarında. Hakan Altun konuğu. Kaçta başlıyor arkadaşlar? 20'de mi? 20'de başlıyormuş, doğru biliyormuşum. Mutlaka izleyin demeyeceğim, zaten sizler çok iyi biliyorsunuz. Herkes izleyecek yarın. Çok güzel bir program olacak. Biz de kamera arkasından izleriz belki. Ne diyorsun Yağmur? Olur. Neler olur. Yapıyorsun? Nasıl oldu böyle? Çok fazla seninle konuşmak istemiyorum. Bol bol şarkı dinlemek istiyorum aslında ama evet. Müzikle sen çocukluğundan beri mi uğraşıyorsun? Evet. Çocukluğumdan beri zaten hani ses vardı. 13 yaşından sonra beste yapmaya başladım. Öyle o gün bugündür uğraşıyorum. Maşallah. Evet. Bütün şarkılar Yağmur'a ait bu arada. Evet. Türkü hariç. Türkü bir tane var. Türkümüz var. O da evet. Anonim ama diğer 13 tane şarkı var burada. 10 tane. Niye ben öyle bir okudum şarkının ya? 2 tane versiyonu var. Hmm. 12 tane var o evet. Zaman ama 2 versiyonlu. Evet. Yağmurcuğum, bugün vaktimiz nedense kısıtlı, bilmiyorum böyle oldu bugün. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bu arada bugün Miner'in doğum günü. Onu çok seviyorum. İyi ki doğmuş. İyi ki tanımışım onu. Onunla çalışmak zaten bir ayrıcalık. Daha nice nice çocuğuyla, eşiyle beraber uzun uzun ömürler diliyorum kendisine. Birazdan içeride sürpriz doğum günü partimiz de var. Yakalandık. Kemal Usta'ya çok teşekkür ederiz. Akdeniz Pastanesi öyle bir pasta hazırlamış ki miniciğimizin fotoğrafı var. Sağ olsun desteklerini hiçbir zaman Akdeniz Pastanesi bizleri esirgemiyor. Senden de şöyle bir söz alacağım. Bir iki hafta sonra tekrar geleceksin. Peki. Anlaştık gelirim, mı? Söz. Şöyle doya doya seninle sohbet etmek söz. İstiyorum ya. Bugün böyle bir şey oldum yani. İçime sinmedi. Böyle hani vardır ya, ateş almaya gelen misafirliğe gelirler ya. Bak bunu evet. Saymıyoruz tamam mı? Bir tane tamam. Şarkınla veda edeceğiz izleyicilerimize. Peki. Ama bir iki hafta sonra tekrar peki. Seni görmek istiyorum. Peki. O zaman mikrofon sende. Neyle devam ediyoruz? Savaş ve Aşk albümün ismi olan şarkı. Hadi bakalım. Evet. Klip çektiniz mi buna? Klip çektim. Ben hala konuşuyorum. Aramıza girdiler.
için savaşmak lazım, savaşıp kazanmak lazım. Dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek lazım. Teşekkür ediyorum.